10. dakikadan e, başlıyoruz. Mertens Augusto mücadelesi e, hatırlatalım size. Augusto yerde kaldı, faul bekledi, oyun devam etti. E, karşılaşmanın 10. dakikasında Mehmet Türkmen'in e, oyunu devam ettirmesi konusunda e, kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi pozisyon tacın kenarında, yardımcı hakemin, ikinci yardımcı hakimin olduğu tarafta. Augusto'nun top ayaktan çıktıktan sonra sonraki açılarla baktığımızda Mertens'in dirseğinin Ay, Yusuf Namoğlu söylerdi MHK Başkanımız mafsal olarak yani bir silah olarak kullandığı net olarak gözüküyor. Dolayısıyla bu dirseği kullanımından dolayı yaptığı müdahale kırmızı kart olmalıydı. Şimdi bazen futbolcu topu attıktan sonra geçişini engellemek için mesela Berkay'a falan girilirken şöyle kolunu koyarsın, elini koyarsın. Burada dikkat ediyorsan Mertens bak şu kolunu koyduktan sonra bir Kolunu yukarı doğru kaldırıyor dirseğini. Sola doğru gidecek olan futbolcuyu engellemek için. Ve bu sile olarak kullandığı dirsek futbolcunun yüzüne geliyor. İkincisi hani belki şunu, şu olsa farklı derdim. Hani kolunu şöyle koyar vücuduna. Vücudunun hizasında bak vücudunun hizasında. Futbolcu geçerken kendi yaptığı eylemle yüzü dirseğe gelir. Farklı yorumlarım. Fakat burada Mertens'in kolu koyduktan sonra o yüz dirseği bak bir de yukarı doğru kalkıyor. Bak izle şimdi arkadaşlar hatta bir ağır çekim versinler lütfen. Bak pozisyonu izle. Dirseğin sabit kalmayıp geçerken yüzüne doğru kalktığını da görürsün. Peki yüze geliyor mu hocam? Tabii tabii. Göğüse mi geliyor yüze mi yok, Yok yok. Ben göremedim. Bak bir daha izle şimdi. Hatta izlerken de sen de gördüğünü tarif et arkadaşlar. Tamam. Getirsin. Ee, şimdi iki açı bu çizgiye bir. Mertens doğru geliyor. Bu arada topa bakıyor. Mertens arkayı görmüyor mu? Evet kol zeytin. Arkayı, düzey yani, arkayı yani. gör kol değil. Düzseğ. Bak şimdi Bilsek. öbür açıdan bak. Kolun bak. Sonradan bir de kalkması var. Yani sabit bak. Bak şimdi buradan bak daha iyi görüyorsun. Bak şimdi geliyor. Sorudan nasıl kalkıyor dirsek gördün mü? Yüz hizasına. Hani şöyle tutsa kabul edeceğim. Dolayısıyla dirseği bir silah olarak kullandığı için burada bak, bak futbolcu da sola doğru gidiyor. Hani bazen şu kolu şöyle koyarsın ya futbolcunun kendi yaptığı eylemle bazen hani el yüze deniyor ya. Hani yüzün eylemiyle futbolcunun yaptığı eylemle o kola veya ele geliyor kendi yüzü. Burada da öyle bir şey yok. Adam sola doğru kaçarken bu kol buradan yukarı doğru kalkıyor bu şekilde ve ileriye doğru. Dolayısıyla ben e, bunun bir kırmızı kart olması gerektiğini düşünüyorum. Peki bardaki <laughs> Yaşar Kemal Uğurlu da bu pozisyon için pek e, oralı olmadı. E, bunun tabii şimdi yani hem Mehmet Türkmen adına hem Yaşar Kemal Uğur Yaşar Kemal Uğurlu adına yani nedenleri sadece bu pozisyon üzerinde değil. Onu bittikten sonra bu maça dair yorumlarımız konuşuruz. Evet 10. dakikaya ben notumu aldım. Ee, yine tabii 71. dakikaya geliyorum. Balkovets, Abdülkadir Bardakçı mücadelesi. Balkovets yerde kaldı. Faal bekledi. Oyun devam etti. Hakem bir süre varı dinledi. Karar değişmedi diyor. Eee pozisyon şöyle gelişiyor. Bir uzun top ceza yayına doğru, ceza sahası ön çizgisine doğru geliyor. Abdülkerim bardakçı hamlesini yapıyor, arkada kalıyor. Balkoveç omzuyla havalandırıyor. Sonra tam ceza sahasına girerken çizginin üzerinde başlayan bir temas var. Siz nasıl değerlendireceksiniz bu pozisyonu? Bu pozisyonda İkili bir mücadele, bir temas ama bu temas penaltı gerektirecek bir müdahale değil. Balkovic zaten hissettiğinde iki ayağıyla birlikte yerden kesilerek kendini atıyor. Topu iyi kontrol edemediği için değil. O teması hissettiğinde alabilir miyim diye penaltıyı ki bu temas penaltı gerektirecek bir müdahale değil. Dolayısıyla devam kararı doğru. Evet, bir kere o kol koşarken bak bu şekilde olma bak. bak şöyle yaparsın. o kol bir kere tutuldu hani etkisi olduğuna vücut döner. Evet. Döner. Yani bu hissettiği anda bak, ağır çekim tutmalar ve elle oynamaları farklı zaten gösterir. Ayaklar çok. Ha. Iı, bak ya, ağır çekimde tutmaları çekmeleri ve elle oynamaları ağır çekimde seyretmeyeceksin. Yani sadece Kidi temas tabi sadece yani. temas noktası için seyredebilirsin. Ama mesela burada ağır çekim yanıltır. Dolayısıyla bu normal oynat futbolcu şu kola dokunduğunda iki aile birlikte kendini bırakıyor. Zaten kolundan savrulan bir adam o şekilde düşmez. O hızla döner. Evet. Dolayısıyla buradaki devam kararı doğru penaltı değil. 88. dakikada Salahi Richard mücadelesinde Salahi yerde kaldı. Penaltı bekledi. Oyun devam etti. Oyunun sonları bir karambol anı yaşanıyor. Sonrasındaki vuruş yan filelerde. Sara vuruyor sanıyorum. Şimdi bak burada dikkatlice baktığımızda Alanya sporlu futbolcu topa müdahale yapıyor ve ayak sabit kalıyor. Salahi geçerken o ayağın orada olduğunu bilerek kendi takıp düşüyor. Hı hı. Dolayısıyla bu pozisyonda penaltı değil. Devam kararı Bak Salahin'in şu kaler kısanı görüyor musun? O, sol ayağı. Bak atlamaya çalışıp takılsa bak atlamaya çalışıp takılsa kabul ederim. Hı hı. Sol Ama direkt... o ayağın evet. sabit orada futbolcunun ayağı kalmış. O ayağın orada varlığını bildiği için o ayağı hiç kaldırmadan kendi takıyor düşüyor. Bak atlayayım dese ve takılsa derim ki o atlama iyi sağlayabilmek için tam eee Bunun sebebi de senin o ayağı önüne yani. koyduğun ayağının yüksekliği veya ayak derim. Ama burada bu ayağı biliyor hiç kaldırmak istemeden bu araya kendi ayağını takıyor, bırakıyor kendini. Zaten bak takıp şu andaki düşüşü görüyor musun? Hı hı. Bu da kendi beli de. O yüzden hani bu karar doğru devam kararı, penaltı değil. Peki Salay'a bir kart olabilir miydi? Ya Kemi yanıltmaya şimdi, yönel. Temaslı aldatmalar, temassız aldatmalar. Yani mesela Balkovesin bu soru Balkovic'de de. Evet. de e, Çünkü yani, ayaklar çok komik. Yani, öyle. ikisinde de yani, takdir hakkı olarak. Hakeme tamam, Mesela şu var. Ne gördüğüne de. Bak. E, şunu söyleyeyim. İlla aldatma temas yok iken yapılan eylemler değildir. Futbolcular kendi teması alarak da aldatma yapıyorsa sarı kart verilebilir. Hı hı. Her ikisi için de söylüyorum. Ama hakemin kararına da ee, yani itirazı bu as yani şu var. Yani kuralları moda mod uyguluyor. Evet, ikisine de sarı kart verilmiyor. Ama burada az olan ikisi de penaltı değil ve spesifik hani bu pozisyonda bu kararların öneminden dolayı bu ve buna benzer ikinci disiplin cezaları çok konuşulmuyor açıkçası. Ama kural gereği Temaslı aldatmalarda sarı kart gerektirir. 90 artı 2'de e, Lopez-Jacobs mücadelesinde Jacobs yerde kalıyor. E, faal bekliyor. Oyun devam etti. Sonrasında maçın en enteresan pozisyonu yaşandı. Boş kaleye Serdar Dursun e, topu ağlara gönderemedi. Muslera da hemen akabinde sarı kart gördü. Şimdi bak e, şöyle söyleyeyim. Mehmet Türkmen maçın başından beri biraz önceki bizim değerlendirdiğimiz spesifik pozisyonlar nazarında bu pozisyon sarı kartlar, faal ve fena hareketler o kadar tedirgin yüze vuran hani hemen hemen her şeyi vara bırakarak hareket etmeye çalışan bir psikozdaydı. Şimdi bu pozisyonda da ee, Allah yardım etti. Hakem şansı. Gol olsaydı başı ağrırdı. Ha, var girer miydi devreye girmez miydi pozisyon itibariyle e, o da onun yorumu olacak. Şimdi oraya bir şey diyemiyorum. Ama bu pozisyonda bu faalü vermeyip oynatıp gol olsa ve var da devreye girmese çok başa ağrırdı gerçekten. Yani bu pozisyonu bu kadar yakınlıkta eğer sen çözemiyorsan, vermiyorsan hani gol olursa ha şu olur. Ya oynatayım dedin. Avuta gitti. Faulü ver. O zaman hmm. yani anlatır Hani o şans var sende. Yani, e, o setteki bir şüphe duydun. Hani, ama içinden ilk önce faal diyorsun. ya yani, ilk önce o set diyor ama şüpheli oynatıyor sonra bayrağı kaldırıyor ya. Sonuca göre. Yani sonuç hı hı. itibariyle. Hı hı. Şimdi burada da vurdu. Vurdu top oyun dışı oldu. Yani, ver faalü tamam. Hani ama sen hiçbir şey vermiyorsan demek ki pozisyon sana göre faal değil. Yani bu faal arkadan itiyor. Yani çok net bir faal yani. Tam bir tecrübe pozisyonu. Heh, şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi maç bitti. Aslında tepkiler falan geldi. Önce şunu söyleyeyim. Okan Buruk yine agresifti maç. Önce şunu söyleyeyim. İlk yarı itibariyle Mertens'in pozisyonun şöyle hani kafada ya Mourinho'nun bana söyledikleri ve benim ona bir dernek açılışında tutulan mikrofonda da söylediklerim birbirimize karşı söylenen güzel lafların etkisinde değilim. imajı. İkinci yarı itibariyle o Mertens'in işte pozisyonu takılı kaldı ve takdir haklarını Galatasaray'ın aleyhine kullandı. Karar sırasında. Takdir Kartlarda faal ve fener Şimdi ben yazıda da yazdım. İşte Şahin, sağda Şahin bakışlı Mehmet Türkmen için yıldırım kararıyla gün doğmadan gece yarası talimat değiştirildi. Geçen sene 3, bu sene toplam 5 maç ile FIFA listesine ve FIFA'ya giden listeye Cihan Aydın çıkartılarak dahil edildi. Revizyon yapıldı. Altı tane maç yönetti Süper Lig'de bu sene. 4'ü büyük takım. Ben dedim ya burada bak sırayla yönettirecekler dedim. Hatırlıyor musun? Evet Yönetmek evet. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray. Ve ne hikmetse dört büyüklerin bu dört maçı da ev sahibiyken atandı. Şimdi bunu dışarıdan anlaşılmaz ama hani biz yani anlıyoruz. Neti Şimdi, mi okumak anlamında? Anlıyorsun. Yani ev sahibiyken yani niye mesela e, tamam veriyorsan dört tane yani ikisini ev sahibi ikisini deplasmanda oynayan vermiyorsun. Hep ev sahibiyken veriyorsun. Yani, dolayısıyla e, şunu söyleyeyim kendisini vekil seçen ve kendisine kefil olan kişiler bu kadar erken Mehmet Türkmen'e bu maaşları vererek FIFA listesine sokarak yarar sağlamıyorlar. Bak aksine bu çocuğa çok zarar veriyorlar ve bu benim dediğim şeyler ileride vücut bulacak ve anlaşılacak ne demek istediğim. Oğuzhan Çakır içinde ne yedik? Bak çok erken dedik Galatasaray maçına verilmesi için dedik. Kasım maçı. Evet. Ve o çocuk öyle veya böyle geriye gitti. Mesela Tugay Kanun Monoğlu iki sene, üç sene önce bir derbi maçına ayrıldı. Ve iki, üç yılına ipotek koyuldu o çocuk. Yani bazen hani e, yarar sağlama uğruna yaptığınız atamalar, verdiğiniz kararlar yönetici olarak o çocuklara zarar veriyor. Ben Mehmet Türkmen'in mesela sağdaki duruşu, sakinliği, e, mesela diğer maçlara nazaran bu maçta ben yönetimini vasattın altında buldum. İyi bulmadım. Yani şimdi sizin farkına belki varamadınız. İşte hani bizim yıllarca hakem yaptığımız tecrübeyle o tedirginliği, kararlardaki o hani soru işareti bunu hissediyor ve görüyoruz. Dolayısıyla bazen yarar sağlayacağım diye verdiğiniz kararlar ve atamalar zarar verir. Yani beğendiğim ileride belki de bu kadronun gediklisi olacak. Çok çok böyle hani daha önemli maçları için o sezonu hani kopup alıp koparacak birçok maçını kurtaracak durumdayken bu kadar erken bazı şeyler yaparsan zarar verir. Bak Ümit Öztürk, Yeşer Kemal Uğurlu, Erkan Özdamar, Cihan Aydın. Bak erkenden erkenden henüz altı dolu dolu böyle gelmeden FIFA yaptığın senin hakemlerinin bak hiçbirinin kokartı yok şu anda. En son Cihan Aydın çıkarmış. E, Fenerbahçe. Şimdi işin öbür tarafı da şu son 3 seneye baktığında kim ne derse desin kulüplerin ipini çektiği hakemler ve buna çana tutan korullar mevcut. Şimdi öyle bir baktım, böyle bir şey yokmuş gibi baktım. Yok yok, bir yandan sizi dinliyorum, bir yandan Okan buru'yu anlamaya çalışıyorum. Mesela o, o, o son oraya oraya geliriz. Gel, oraya evet. geliriz. Yani oraya geliriz. Şimdi dolayısıyla artık sadece Mehmet Türkmen için değil bak. Çok hakem için. Çıktıkları o ipini kestikleri ip yani ipini çektikleri hakemler hangi kulüplerse işte büyük kulüpler adına bu tedirginlikle bu psikoz ve modda çıkıyorlar maçlara. Aman aleyhinde hata yapmayın. Çünkü biliyorsun ki yaptığında yanında olacak, arkasını koruyacak, dik duracak bir mehakesi veya yöneticisi yok. Bu ama ...hakemlik müessesesine yapılacak... ...en büyük darbelerden biridir yani. Sen ilk defa mı şahit oldun? Hayır canım. Bir şey? abi, şimdi öyle, öyle olmuyor hani da. Sanki hiç ama bunun sonu da, yok. yok. iş, Bak ben ne diyorum? Gelen de, giden de... ...aynı zihniyette olursa diyorum... ...bu gidenlerden de... ...yeni gelenlerden de ki bu gelenler... ...bir önce zaten gitmiş, Gelmiş, geldi yani. gitti. Zihniyetler aynı olduğu sürece... ...şimdi... Bugün Mehmet Türkmen yarın başka bir merak gelecek. Mehmet Türkmen'in daha altı ayı doğmadan kokartını alacak. Bir teknik soruyla araya girebilir miyiz? Ee, bu şunu tamamlayayım ben. Ee, çok özür dilerim. Ee, dolayısıyla hem bu arkadaşların background'ını doldurmadan, altını doldurmadan tecrübe kazandırmadan bu uygulamalar onlara zarar veriyor. Hem de bu kadar çok gelen giden hakemler üzerinde kulüplerin yap dedikleriyle yapılan şeyler bak yani, tamamen artık lig deneyimsiz tecrübesiz hakemler üzerinden gidiyor. Hani istenmeyen iki yıl üç yıl önceki hakemlerin hiçbiri yok. Sizin geçen haftaki tabirinizle cantta gidiyor şu an. Ya, aynen. Ya Patladı da lastik jantta e, gidiyor yani. Bak 2-3 yıl önceki istenmeyen kimlerin hiçbiri yok. Bunların hepsi genç. Ama bunlar da istenmiyor. Şu anda. Bir maç yönetiyorlar, siliniyorlar. E şimdi bak yani Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray yıllarca hakim ipi çıkmadı mı bunlar? ABN tabiriyle hakim kellesi alınmadı mı? Düdüğünü astırmadı. Ayak alınmadı mı? Ama son yıllarda daha sıklaştı bu hele. Yani... E, hakem komitesi konusunda soracağım soru da şuydu hocam. Siz uluslararası deneyime sahip ki e, hani e, yurt dışındaki e, temaslarınızla da bu konuya hakimsiniz. Yani dünyada hakem komitesi değişikliği veya ömrü bu kadar kısa olan bir futbol ligi var mıdır ya? Ya ortalama ne kadar İki sene sürüyor mudur? Hakim komitelerinin şey son yıllardaki ömrü. mesela bak Azerbaycan'a gitti Barış Şimşek iki yıl yaptı. Şimdi Gürcistan'da Cüneyt Çakır iki yıldır yapıyor. Şimdi. devam ediyor değil mi? Bak o ülkeleri örnek evet, evet. Bak o ülkeleri bile hani İskandinav ve Avrupa ülkelerini geçtik yani. Zaten yani, Tabii tabii tabii. Kim dünyada diyoruz zaten. Kim, hayır, yani. o ülkenin Avrupa vatandaşı da Merkez merke başkanı merke başkanın kim diye sor tanımaz adamlar şeyi bilmiyor kulüplerin yöneticilerini tanımıyorlar ki onları tanısınlar yani hani bakış açısı o yüzden hani değişik, nasıl değişik bir istikrar olabilir ha, şimdi işte onu diyorum zaten yani altı ayda bir Heh. bak kişiler değişiyor sistem bak çürük sepaya cila atmaktan başka bir şey değil bu değil birileri geliyor bir şeyler yapmaya çalışıyor yeni gelen yıkıyor hem kurumsal anlamda hem bireysel anlamda hem eğitim anlamda. Onlar bir şey yaparken altı ay sonra birisi geliyor yıkıyor. Bak e, şunu söyleyeyim. E, bu çocukların hani mesela Oğuzhan Çakır bak gencecik çocuk. Kasımpaşa Galatasaray maçı Galatasaray üstüne yafta olarak yapıştı çocuğun. Bir de olan olaylar işte söylenenler işte P -P FDK olayları yani bazı ben daha önce de söyledim. Kurullar karar veriyor. E, atama yapıyor. O hakemlerin üzerine belli başlı maçlarda veya takımların görüşleri, yorumları yafta olarak yapışıyor ve yıllarca onlarla gidiyor. Sen 6 ay sonra o kuruldan gidiyorsun. Ama o ama o kalıyor. Bak. Mesela ne, geçen sene? Vermeyin, vermeyin kardeşim sen de alma. Sen de verme. Dedik 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 anlatamadık. Halil Umut geldiği noktayı görüyor musun? Bir yıl önce bir yıl önce tek derbi değil. dendiğinde herkes istisası söylüyor ve kimse de şey demiyordu ya bizim maça çıkmasın etmesin herkesin kabul gördüğü bir isim. Bak bir yıl içerisinde kendisinin de hataları var. Ama bu şekilde kullanırsan bak ne oluyor? Yok ediyorsun. Ee, Halil Umutmeler dendiğinde şimdi takımlar soru işareti derbiye verilmeme konusunda hala muallaksın. Yani bu sene itibariyle verilir mi verilmez miyiz? Bak aynısını kime yapıyorlar bu sene biliyor musun? Bak aynı durumu bu meyaki kime yapıyor biliyor musun? Atilla Karoğlan'a yapıyor. Bak Atilla Karoğlan'ı da Halil Umutmeler gibi birçok deformasyona uğratacaklar, zarar verecekler ki başladı da zaten sizin deyiminizle hatırlatayım. Skorlar kurtardı birkaç. Ya tabi. tabii. Tabii yani ama şunu söyleyeyim. Maçlar mı? Öyle bir çıkıyor ki bazen sonuç itibariyle hop o bütün gerideki hatalar o maça dair. Görmezden daim, geliniyor. Gelinilen hatalar toplanıp o maç itibariyle mesela gün yüzüne çıkıyor örtülen şeyler. Ya kardeşim dinlendirin vermeyin ya. Ya yazık bu çocuklara ya. Her hafta her hafta her hafta bak Atilla Karo olan bak beş yaş başından sonra Bir sekte daha vurulma sezon başından beri söylüyorum. E, i̇steme sen de isteme dedim ama şimdi bu bu hafta öğrendim tabi harcırahlar maç paraları yani hakemlerin hakemliğe bakış açısındaki kriterler. Ekonomik anlamdaki kriterler en öne alınması. Yani çok acayip şeyler. Şimdi Bu bakış açısıyla nasıl istemesin? Niye istemesin? Çok şeyler var. Peki zaman zaman şimdi Beşiktaş maçına geçeceğiz hocam ama kafamdaki soruları size e, yöneltmem lazım. Bu hafta arası da çok e, ısıtıldığı için söylüyorum bu e, federasyon başkanı karşı olmasına rağmen önde gelen kulüplerin yabancı hakem konusunda ard arda talepleri oldu. Mesela bu konudaki son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, yani gidişatı en azından. Ben sizin ne düşündüğünüzü biliyorum da e, durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim bak. Ben bu kadar 6, 7, 8 senedir kaç işte var 2016 mı geldi? 8 senede her sene var hakem için bağırılıyor, çağrılıyor, yabancı hakem isteniyor. Şimdi Beşiktaş hı hı. değil mi? İstemişti işte evet, yabancı an. hakem. Şimdi Fenerbahçe istiyor. Hı hı. Yabancı hakem veya evet. yabancı var. Ya yani yabancı olsun ve dayandırdıkları nokta şu aslında. E, onlar da hata yapabilir diyor. Ama hı, hı. Ama gel, gör ki güven denilen bu kelime gerçekten yok. Hakemliğe karşı, kuruma karşı, federasyona karşı, futbolcuya karşı Yöneticiye karşı güven dediğimiz kelime futbolda olmadığı için. Geçen sene Fenerbahçe en büyük şampiyonluk yolunda zarar yabancı vardı. var değil miydi? Alman hakemi. Yabancı var değil miydi? Evet. Yani yabancılara ha sanki sahada veya var olarak bunu da söyledik. Ha gelenler de hep üst düzey kalite yok olmuş. Getiremezsin. Getiremezsin tabii yani. Kendi liginde ligi var. Ligi var, şampiyonlar o var, bu var yani. Ha tabii Federasyon Başkanının da gelir gelmez açıkladığı yabancı hakeme karşı oluşu. Hı hı. Net konuştu. Hatta varı kesti mi? Vardı tabii. geçen sene ee, yabancı. Eğer ben, yani ben tabii bunu söylerken aynı şunu söyledim. Yani bunu aslında söylememesi gerekirdi. Yani her zaman bir açık değil kapı mi? bıraksın. Dedim ki yani bunu söylerken yabancı eğitimci Vara ve hakemlere getirirsen evet. yani. O zaman e, bu tezatlığı sağlamasını yapalım. Tezatlık yani. oluşur dedim. Ama şu var. Bak ben şunu söyleyeyim. Ben evet. Ben de federasyon başkanıyla bir, bir kere aynı görüşteyim. Yani hı hı. E, bu görüşün hani hakemlik tekniğine paralel olmasa farklı değerlerim üzerinden de olsa yani aynı görüştüreyim. Fakat şunu söyleyeyim. bir Yabancı hakem var. Bak sahaya da var da gelsin. Şu bizim Türk hakemimiz bir kenara çekilsin. Bir kenara çekilsin. Burada şu var tabi o kişilerin ekonomik anlamdaki kayıplarını çünkü burada olay hani kenara çekilsin ama bir de ekonomik kaybı olacak. Hani e, hmm. idame ettirdikleri bir hayatları, tam var. Tabii, ayar, hayatları var. Şimdi onu tolere edeceksin yani karşılayacaksın bir belli bir şekilde. Şöyle bir ay, iki ay ya bir kenara çekin. Siz de türbünden bir izleyin kardeşim. İzleyin. Şu yabancılar gerçekten gelsin. Hem ekonomik olarak hem hakemlik olarak ne veriyor, ne alıyor. Hani bir görülsün ya. Yani bak görülsün. Çünkü bak bu görülmezse, bilinmezse, izlenmezse yıllarca bu temcit plavu gibi girip... girip. Ha, şu mu? Gelindi. Takımlar konuşmuyor mu? Ne hata yapılırsa söylenmiyor mu? İşte yorum eyvallah deniyor mu? Hatta tamam biz iki yanlış penaltıyla yenildik ama güveniyoruz deniyor mu? Devam. Edin devam. Madem selayeti, selameti bu ligin bu buradan geçiyor. Kurtulacak. Devam. Ha ben ama eminim. Peki Gelecek hakemlerin kalitesi hmm. itibariyle yönetimi itibariyle öyle şeyler yaşanacak ki yabancı olsa da bir yere kadar. Hani mesela nasıl Fenerbahçe konuşmadı geçen sene. Ha, yabancı var olduğu evet. için. Hı hı. Yani kendi çünkü talep edip olduğu için şimdi belli bir yere kadar konuşmayacaklar ama bir yerden sonra hani isyan olacak. Tabi bu isyan kendi söylese de bu sefer diyecekler ki ya sen kaliteli yabancı hakem getirmiyorsun diyecek federasyona veya diyecek ki bak A takımına şu şu hakem bize, e ilk o, bize şu an, buralardan başlayacak olay. E hocam çok özür dilerim. Hatırlasana yabancı var geldiğinde daha ilk uygulamalarda bizde yabancı var istiyoruz yani teknik direktör açıklamaları olmuş e, hatırlayın. Şimdi yani e, sadece tabii, büyük takımlara büyük takım, veriyorsunuz bize niye Bu olacak edecek. Şimdi dolayısıyla ben aslında bir ne oldu? Bir gözlüksün ya. Yani eğer kaliteyi arttıracaksa futbol adına. Eğer gerçekten bu söylemleri, bu konuşmaları, bu düşünceleri güvensizliği ortadan kaldıracaksa yani ekonomik anlamda siz bu hakemlerin belli hani töler edin federasyon olarak bir çekilsinler, bir izlesinler. Herkes bir izlesin ya. Herkes bir izlesin ya. Buraya gelecek bir gün sonra ülkesine dönecek arkadaşları izlesinler yani. Ama siz net koydunuz resmi yani bu da kolay değil bir uygulamada kolay değil dediğiniz gibi kaliteli hakemleri her hafta getirmek sahaya Varda bile e, çok zor bir operasyon. Artı bunun bir maliyeti var. Yani bayağı büyük bir maliyeti ol, maliyeti olacak. Hem e, Türk hakemliği açısından i̇şte o e, onları getirirken diyorlar ki yabancı var sadece olsun diye. ilk şimdi hı. oradan başlayalım diyorlar. E şimdi hani aslında kulüplerde çok kolay mantıklı. bir operasyon değil ya yani. Yok kulüplerde çok mantıklı. Gibi Onlar da yani. farkında iki yıldır maçları var yönettiğini. Hı hı. Madem, öyle, Madem öyle geçen sen, sene VAR Yabancı var gel bak. Onlar da evet, var. Bravo. Zaten ilerleyen zaman bak, sana bir 10 sene soruyu söyleyeyim. Yani bu yapay zeka falan var, oluşacak. Oyun. Mı? Yani sağda sen hani gerçekten hakim görmeyeceksin. Yani önce yardımcıyla sonra hakimle. Bu bunlar kalkacak artık. Yani teknoloji tamamen. Bu kadar yapıyorlar. ya da futbolu öldüren, yine bunu bak, futbolu bu öldüren, o ruhu öldüren bu teknolojiyi, hani sonuna kadar yaksın, götürecekler. Ekleme yapmayacaksın veya gerçekten. Bu teknolojiyi kullanacaksan sonuna kadar kullanacaksın. Geleceği noktada söyleyeyim bu yapay zeka o bu şu var ya öyle bir noktaya gelinecek ki yani. Zaten sen ister istemez hani yabancı o bu demeyeceksin yani. Sağda çok farklı bir aygıt olacak. Verileri koyacak. yapay zekayı ya gerçek yap yok ya. Yok ya, tabii yani verileri ya. sen koyacaksın her türlü bu nasıl bu oyunlar oluşuyor yani şeyle böyle bir animasyonlarla işte bütün hareketleri tabii. kalecinin futbolcunun yani onları yüklü bütün kararları itibariyle sen o verileri yükleyeceksin. O noktalara gelecek yani teknoloji buraya gelecek. Zaten şu anda baktığında bizimkiler bir nevi şey gibi yani sağdakiler e, robot gibi yani mekanizma tamam tamamı çalıştı. Vara göre işlediği evet. için yani yani onlar da robot gibi. Peki hocam Beşiktaş maçına geçmeden Muhammed Ali Metoğlu'na değerlendirmeden Mehmet Türkmen için son e, ee, notunuzu alalım. Yani şunu söyleyeyim dediğim gibi biraz önce saydığım çok çabuk Uşunlar, olan yani. arkadaşların akıbetlerini göz önüne alındığında belki de bak hem onların bak kokatlara gittikten sonra da hakemliklerine de düşme yaşandı. Şimdi ben gerçekten yıllarca ben, ben, beğeniyorum bak duruşuyla her şeyi beğeniyorum ama ya yani, tecrübe üstüne katacak edecek zamanla hemen FIFA yapmak, 5 maç sonrası büyük takımları üst üste vermek yani neticesinde bak bir tane pozisyon maç sonunda Okan hocanın falan tepkisi evet, ona evet, yani evet. ona. Evet. Ama Müslera'nın Müşleran. bak tepkisi ona yani şimdi. Ha bununla birlikte maç içerisinde çok disiplin cezalarında, faul ve fena hareketlerde zayıf kaldı. Zayıf kalıyor. Ama bu tecrübeli, hani kotarabileceği bir şey. Yarar sağlayacağım diye, ikili ilişkilerden dolayı yarar sağlayacağım diye bak çok zarar verecekler. İleride ne demek istediğim anlaşılacak benim. Gelelim Gaziantep-Beşiktaş karşılaşmasına. Orada da Mehmet Ali Metoğlu'nu yine son bölüme bırakıyorum. Biraz önce olduğu gibi. 26. dakikada pozisyonla ki gerçekten enteresandı. Immobile kaleci e, Diedius, Diedis ile girdiği pozisyonda yerde kaldı. E, oyun devam etti. Var izleme tavsiyesi e, de bulundu ve sonuçta penaltı kararı geldi. Şimdi ya tabii yani bu konularda şimdi acemilik diz boyu. Bak, sence görüyor mu? Bence görüyor yani. Çünkü sola doğru kaçmış. Tam onun arkasındaki kamerayla açıyla baktığımızda kabak gibi. Ama ben şunu itiraf edeyim İlk anda kaleci açtı topu zannettim. Yakın planı görünce net. Pozisyonu tartışmaya bilmiyorum. Gerek var. Şimdi ha bu arada bulunduğu yer mükemmel. Tabii bak sola doğru evet, kaçması evet, falan. Evet, evet. Sen şimdi e, orada artık o temasın kime ve nasıl yapıldığını göreceksin. Eğer sen mesela Şimdi biraz sonra bir pozisyon daha var. İkinci yarı itibariyle NDI'ye ikinci sarıkat bekleyen pozisyonda mesela NDI'nin o dokunduğunu görebilecek yetiye sahipsen bunu hayli hayli görmelisin kimin önce dokunduğunu. Şimdi şunu söyleyeyim. Hatırlar mısın Beşiktaş-Evip maçında Mert Günom'un bir pozisyonu vardı. Dedik ki yani tiam dedik hı. penaltıyı ararken Mert Günok ona penaltiyi verdi dedik. Kayarak geldi, verdi, duramadı, e, verdi dedik. temas. Şimdi, evet. şimdi burada da topu kurtardıktan sonra e, immobili penaltiyi ararken sağ ayağına Kaleci'nin risk alıp o topa dokunmak için uzandığında yaptığı müdahale bir var ve bu, bu da penaltıyı gerektiriyor. Burada var Kem'i arist serper kanıt bulmuş olacak ki onun da kanıt göstermiş olacak ki hakemi çağırdı. Amma ve lakin, arkadaşlar şimdi ben bak geri alı bu pozisyonu. Ben dur deyince durun. Dur. Şimdi sana göstereyim pozisyonu. Evet arkadaşlar. Gelin, 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 gelin. Gelin, gelin tamam. Tam immobile dokunduğunda durun. Arkadaşlar. Dur gitme daha. Immobile dokunduğunda durun. İmmobile dokunduğunda durun. Bilgisayar donmuş. Şimdi devam edin arkadaşlar. Devam bu rafa arkadaşlar. Devam. Gelsin Immobile. Immobile ceza sahasına girdi. İlk oyuncudan dur. topu dur, söktü. söktü. Devam edin. Kaleciyle o anda dur, dur. 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 Immobile burada topa vuruyor mu? Evet, vuruyor. Vuruyor. Muçi şeklen olsaydı mı? Evet, sadece bir oyuncu. Muçi kaleciyi Eşkul ediyor. Engelliyor veya etkiliyor mu oraya doğru uçarken, topa müdahale etmek isterken? Şimdi diyeceksin ki, bak bu tamamen yorum. Şimdi benim yorumum o uçuşunu engellemiyor ve etkilemiyor. Net uçuyor, topa dokunamıyor. Ama sen burada diyebilirsin ki. Hayır. Muçin oradaki duruşu, sağa doğru kaçışı kaleciyi etkiliyor diyebilirsin. Bak bu yorum. Nereye geleceğim? Zaten bu ve buna benzer pozisyonlar. Yorum olduğu için var karar veremez. Net offset mi değil mi diye o çizgi olayı gibi. Hakemi çağırır ve bu pozisyonu izletir. Şimdi Barış Serper Saka yani Kasımpaşa Fenerbahçe maçında Süper Lig'deki 3. maçına çıkan var hakemi olarak onun da geçen sene işte hakemini <laughs> mesela asimil ettiler geçen meyaki bir önceki Merke. Bir gün sonra o penaltı değil denmiş olacak ki MHK tarafından VAR'a yine veriliyor. Beş gün sonra da düdük hakemliği veriliyor. Bu hafta da bak Antep Beşiktaş gibi maça veriliyor. Barış Serper Saka. Sar yani Serper Barış Saka. Şimdi Diyeceğim şu. Sen penaltı için çağırıyorsun. Bir kanıtı buldun. Peki bu pozisyondaki o sayıda o Muçi'nin kaleciyi etkileyip etkilemediğini ne kadar engelleyip engellemediğini sen karar veremezsin. Sen bunu maçın hakimini izlettireceksin. Kararı o verecek. Sen sadece penaltı için çağırdın bu pozisyonu hiç kaile bile almadı. Çünkü o yetisi yok. Bu pozisyona offsetleyen de demeyen de olur. Çünkü yorumu açık. Nedenini de işte hakemi çağırıyor zaten. Yorumu açık olmasa hakemi çağırmaz. Var kendi bununla benzer pozisyonlarda. Şimdi sen bunun kale arkası falan var mı arkadaşlar? Kaleciyi Etkileyip etkilemediğini Yer e, kamerası var ya O olabilir Şevdan ee, Hani hakemin sola doğru Kaçış anında e... Kale arkası var bir de arkadaşlar Eğer varsa orada da gözüküyor Veya burada fark etmez Orada rafa galiba hocam Mıçı değil mi? mi? Ben pardon rafa. rafa tamam Rafa Evet. E, bu bence en. E, bak şurada da evet, görebilirsin. Bu işte. Bak, evet. şurada da görebilirsin. Bak, devam e, edin. Şu arkadaşlar. anda Gaziantep kale arkasından biz evet. hocayla izliyoruz pozisyonu. Bak. Şimdi geliyor geliyor bak. Kaleci oraya doğru giderken bak kaçıyor. Bak ve belki de topa o Şimdi. Onun içinde değerlendirilebilir. Bak yorum işte evet. diyor. Bak ben evet. hala diyorum ki kalecinin o uçuşunu yok engellemiyor. Işte. net hocam. Ya ben siz diyorum. bunu söylemeseniz ben bu pozisyonu hiç ha. bu şekilde. Değerlendirmiyor. etkilemiyor mi? diyorum. Bak, offset diyen de olur... ...demeyen de olur. Ama ben başka bir noktadayım. Ya sen VAR'da... ...bir hakem... ...şunu yorumlayıp... ...okuyup... ...eğer ki hakeme göstermeyip... ...sadece penaltı üzerinden çağırıyorsan... ...vah halinize sizin ya. Ona da bakmış olamaz mı? Bak, Ona, ona bakması mı? için göstermesi Hı. lazım. Her açısında mesela... Geldiğinde kale arkası falan göstermedi. Oğuz için her açıdan gösterecek. Ne kadar etkileyip etkilemediğini. Sadece penaltı odaklı gösterdi. Peki e, maç anı değil de bu görüntüler ışığında sizin son kararınız ne oldu? Dedim bence hmm. değil. Bak hmm. etkilemiyor. Bana e, göre o uçuş anı etkilemiyor. Ben oyunda hareket. değilim yapıyor böyle. Ama yani. şimdi şöyle o hareketi kaleciyi yanıltabilir. Doğru. Bak, bu dediğim gibi yorum ben şimdi hayır bence bu kaleci. Kaleş, bak kaleci tam kollarını uzatılmıyor. Evet. Kaçışı belki kaleciyi korkutuyor veya engelliyor. Bak diyene saygı. Ben sadece işte hani kendi yorumum. İşleyiş. Yani etkile, etkile, yaşanan, etkilemiyor olacak, diyorum. Evet. Etki ama buradaki konu o değil. Yani bunu hiç şey sayarak sadece penaltıya odaklanarak göstermek şey eksiklikler. Problemler. Ben doğrusu ilk anda Dudis topu çeliyor zannettim. Ee, ama hakemin o bile yeri de ilk Immobile vuruyor sonra. Evet, tabii yani tabii. oradan sekan bir top doğru. olduğu için yine değerlendirmeye alınacak bir pozisyon bu. Evet. Yani hatta o kadar emindim ki ama ben pozisyonda dediğim gibi yani kaleciyi etkilemediğini, engel olmadığını benim yorumum olsaydı anlamında. Penaltı pozisyonunda da kaleci risk alıyor ve teması var. İmmobile, zaten daha önce is davranıyor. İsterken kaleci de hani bir istiyor kaleci iki veriyor. Hani Mert Günoğ'un pozisyonunda dediğim yorumu yapıyorum. Ee, ama buradaki işte bir e, varın ve hakemin pozisyonu eksik değerlendirmesi ve yorumlaması sonuca varması var. Bütünü itibariyle. Bunun da bir değerlendirilmesi gerekiyor. Ya, tabii yani. Evet. yani. Hakemin bir yorumu burada alınması gerekirdi. Alınması için de zaten önce varın bunun farkına varması gerekir. Peki hocam 41. dakikada e, ağlara giden ama gol değeri kazanmayan e, Emre Taşdemir'in ortaladığı topta e, galiba golü atan e, Sorescu'ydu. Yani topu ağlara gönderen. Ha, bu, burada, buraya bunu almış arkadaşlar. Almış. Ben e, şöyle hani top ayakta mesela bak teması yaptığı anda çiziyorlar ama şunu diyorum bak Yoruma gerek var mı burada? Yok. İşte bak. İşte fark anlatabildim O yüzden diyorum. Hani. Eğer diyorum sen karar verdiysen yukarıdan diyorum. Yanlış. Sen o tür bir pozisyona karar veremezsin. Burada <laughs> da. Burada da Burada da niye aldık? Bak burada mesela görebiliyoruz topun ayaktan hani temas. Çok temas net. edildiği evet. anda. Topun temas anıyla futbolcunun bulunduğu konumu. işte burada bazen temas sahanıyla futbolcunun konumu birbirinden aynı anda göremiyoruz. göremiyoruz. Evet. Ee, görebildiğimiz pozisyonlarda mesela bak hemen diyoruz ki aa bak, Çok gördün mü? Evet. Hiç yoruma dayalı olmamış. E, herkes ceza sahası evet, Geçen e, Ceko'nun pozisyonu sanırım. İşte topu, son son temas anlıyorum. sahanını evet. göremediğimiz için hep kafalarda soru işareti yarattı. Yoksa şeklen baktığında otomatik yani çizmiş. O tamam. Önemli olan o topun temas sahanı. 45 artı 5'te Maxim Jetson mücadelesi. Maxim penaltı bekledi. Ben tam yayına gidiyordum. Bu pozisyonu görmemiştim. evet ceza sahasına sol kanattan girerken yerde ve elleri açık bir kez daha görmek lazım. Ya devam. Aşağıda bir temas görmüyor. Devam devam hocam. Bir şey yok. Devam hocam. Ben tamam, yukarıda sen... bak bir şey yok. Aşağıda evet, bir şey hatta yok. Hatta Maxim Jetson'un formasına yok, yok hocam. biraz asılmış. Tamam. Okey. Ee, bak ben mi sol ayağı da hani yok, temas yok. Yukarıdan temas ayaklara yok. ayaklara bak. Yani yok. Ya yukarıda omuz yani omuza mücadele var. Tamam. Ee, 84. dakikada NDI'ye Rafa Silva mücadelesi. Rafa Silva faul bekledi. Oyun devam etti. Hakemin kararı doğru mu? Ya şöyle. Burada bana da Alican Can söyledi bunu. Yani ikinci NDI'nin NDI sarı kartı var. Hani iki ikiysel kart. Burada hakem ben de 30. Bu, dakikada Şimdi bir de iki şey. maçı birden istediğimiz ee, için biraz, bazı, bazı şeyler kaçıyor. Şimdi bu pozisyona baktığımda e, ben yukarıdan omuz omuza bir mücadele görüyorum. Hatta ve eee topa net dokunup hani sol ayağıyla da dokunduktan sonra adım atacak o frekansı sağlayacak. Onu yapamayıp Silva'ya takıldığını görüyorum. Yani burada Hani ben bırak kartı bir faal olduğunu dahi görmüyorum. Bak. Hatta NDI'nin kolunu biraz kendisi yani kendi sarılmış. Ki. Hani yani. yukarıdan bir kere bir şey yok. Evet. Karşılıklı mücadele işte bu. Peki aşağıda? Aşağıda mu? bak. Topa çok net dokunuyor. Sol ayağını atarken de gayri itiyarı, öndeki ayağa çarpıyor yani. yani. Burada ben Kart çok beklentisi olmuş ikinci sarı kart evet, evet. Doğru oldu ya. doğru ha. söylediler ben ben mesela burada da faul de görmüyorum ha başka bir pozisyon var Maç içerisinde ikinci sarı karta dönmesi gereken onu bilemem ama bu pozisyon üzerinden çok konuşulduğu için bunu e, alıp konuşma ihtiyacı duydum İlk sarı kartı da itirazdan gördü diye galiba yani. golden evet. şey penaltıdan sonra evet, gördüm. penaltıdan sonra gördü ama bir şey diyemem gör. ama şey e, Burada bu pozisyonda ben hani faal daha iyi. En azından yani. izlediğimiz görüntü için ha, net bir karara vardınız. 90 artı e, Beşiktaş'ın topu ağlarında gördüğü e, pozisyon bir offside var mı? Ha, yok canım. Yok. Ben ama pozisyonu diyorum şu. Topu indirenin yanında Paulista olsa bak şurada. Yok. Gördün mü şurada? Evet, evet. Yok burada topu. Yani 3 stoperle oynarken yer almaz. Yani işte ne kadar çok o kadar iyi diye bir şey, e, şey söz konusu değil. Bu çok golle de e, maç 1-1 bir, bir sona erdi. Hocam e, kırmızıya bizim notlarımızda kırmızıya girmeyen e, ya, sarı kartlar var. Olmayan kart şey, Mesela ilk şeyde şey de var. vardı. İşte doğru şimdi ben Muhammed Metolu bu ligin deneyimsiz, tecrübesiz Geçen hafta Kocaeli Şanlıurfa maçı yönetip ilk yarı itibariyle bir pozisyon olup o pozisyon üzerine yan, 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 yanılıyorsam da Hemen bitirdiği abi. ilk yarı değil <laughs> mi? <Yani> bir de. <laughs> bravo, bravo. Evet, yani katılalım. böyle. Şimdi ve maç sonu epey tepki aldı. Zaten Merkez Hakem Kurulu'na baktım hani belli başlı büyük takımların haricinde diğer takımlar tepki vermiş, vermemiş. Hani o Çok maçta öyle yani hatalıymış, cezalıymış. İşte penaltıyı atlamış. Zaten hani hep diyoruz ya sonuca göre çünkü. E, hareket edildiği için onlar da yani sonuca göre. Hakem e, hatalı karar vermiş vermemiş penaltı o bu. Atama yapıyorlar. Şimdi bu maçta da bence risk aldılar ama riski iki katına çıkararak Barış Serper Sakı'yı atadılar var bir de. Yani e, madem böyle bir çocuğu e, bu da kaçıncı maçı bilmiyorum iki mi üç mü yani ona tam Öyle bilmiyorum. Böyle bir şey baktı. Hatta evet. bir not ekleyeyim mi hocam size. Bizim Murat açıkta enteresan bir hafıza var onda. Ee, geçen sene bir olaylı Altay maçı varmış. Siz hatırlarsınız onu. Yine böyle enteresan. Doğru. Konuşulmuş, doğru. çok ee, tartışılmış bir. Doğru. Var. O da Altay'la Kırıkurfe mi? Bir bilse onu. Evet, evet, çok yani çok yani, tartışılmış. öyle atılan mı mesela bu hafta bir e, hakem atadılar Ümraniye maçına. Ümraniye bandırma mıydı maç? Ya geçen sene yani Coşkun ses mi? Reşat Coşkun ses mi? Ya kardeşim yani hiçbir takip etmiyorsunuz, bilmiyorsunuz. Yani bu çocuğu Mülaniye maçına veriyorsunuz. Yani niye bu çocukların başını yakmak için elinden? Ba Sanki zannediyorsunuz ki bilerek bazı hakemleri e, ateşe atıyor. Ya bilerek yapıyorlar gibi yani. Bilerek yapıyorlar. Halil Umut Meleri denediler bu bir iki tane bir böyle zayıf var Berdar yaşı Parisaz Fenerbahçe e, maçından önceki Şampiyonlar Ligi'nden 2 Trabzon'a verdiler yani. falan böyle ki o da hataları yaptı zaten Trabzon maçı evet. olsun şey, şimdi yani kardeşim şu daha bari sağlam bir var var yani risk değil şey işte. yani belki diyeceksin ki hani çok konuşamam mesela o all set pozisyonu penaltı pozisyonu bunlar hep yani risk barındıran şeyler veya baş fakat bu maçta ben e, Al, Muhammed Alemetoğlu'nu e, hem disiplin cezaları hem teknik anlamda fena bulmadım hmm. yani e, iyiydi e, ama dediğim gibi e, şimdi sen Oğuzhan Çakırı da denedin bak patladı şimdi bu çocuk da patlayabilirdi yani bunları daha ikinci üçüncü maçta vererek yani Mehmet Türkmen diyorsun. Şimdi sen Mehmet Türkmen'in mesela diğer büyük takımların maçında hata yapmadığını mı diyorsun? Skorlar hep kurtardı onu. Her pozisyon bak her büyük takımın maçındaki e, Trabzon, Kayseri olsun, Beşiktaş olsun. Sonuçlar. yok yok. E, her maçta var ile de vermek zorunda kaldığı pozisyon. pozisyon var yani. Ama sonuçlar. Yani ne oldu mesela Oğuzhan Çakır. Bak 3-3 kaldı. Bak sonuç hemen ne oldu? Bak sonuca göre. İşte yani bu çocuğu da biliyor bari sağlam ver varını falan yani. yani çocuk yine e, iyiydi e, bu kadar zor bir maçta geçen haftaki mesela e, o kadar tepki alıp eleştirilmesine rağmen e, hemen o moddan kurtulup bu maça iyi odaklanmış e, işte o pozisyonu sadece varın ona uyararak gel bak bunu da bir yorumla demesi gerekirdi öyle veya böyle varın mesela ben diyorum ki bana göre offsetin engel yok etki yok ama varın kendi başına karar vereceği bir pozisyon değil o mutlaka hakeminde de Kesinlikle. yorumunu alması gerekir peki hocam sona geldik 8. haftayı da bu iki maçla noktaladık milli maçlar arası sonrası son kararda tekrar birlikte olacağız ama önce bir reklam arası verelim son bölüme giderken son bölümde tekrar birlikteyiz